Merhabalar, günaydınlar, tünaydınlar, iyi akşamlar. Yeni bölüm hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde nasıl poz verilir, nasıl fotoğraf çektirilir konuşacağız. Evet, sizlerden gelen en çok sorulardan bir tanesi de bu. Abi, ajansa gittiğimizde nasıl poz verebiliriz, nasıl fotoğraf çekilebiliriz de. Ben de bu sorularınızı yanıtsız bırakmamak için bu videoyu çekiyorum size arkadaşlar. Bu aslında çok da zor bir şey değil arkadaşlar. Hani sizin açınızdan çok zor olmaması gereken bir şey. Çünkü kendinizi sunacaksınız burada. Kendinizi ilk defa aslında ajansa ve ajans yoluyla size ulaşacak, sizi görecek olan kişilere sunacaksınız. Fotoğraf konusunda aslında en önemli unsur doğal olmanızdır. Kendiniz olmanızdır. Doğal olmaktan kastınız ne diye soracak olursanız tabii ki öyle kameranın karşısında put gibi durmak değildir arkadaşlar. Bu en son yapmanız gereken şeydir. Böyle yapan çok arkadaşlar var. Özellikle bana atılan mesajlarda abi ben şu ajansa kaydoldum bir bakar mısın nasıl olmuş fotoğraflar diye bana mesaj atan arkadaşlar da. Ki o ajanslara kayıt olmuş arkadaşlar da maalesef o ajanslara bayağı yüklü paralar vermişler. Ve bu şekilde kayıt olmuşlar. Fotoğraflara hep baktığımda hep aynı pozu vermiş arkadaşlar. Yani genel olarak insanlar ajanslara kayıt olduklarında fotoğraf çekilmeye gittiklerinde o fotoğraflarda hep aynı pozlar verilmiş. Her ne kadar karşınızdaki kişi size yani fotoğrafı çekecek olan kişi size ne kadar gülümse, ağla, üzül, kızgın ol, şaşır gibi ifadeler vermenizi istese de siz farkında olmadan aslında hep aynı surat ifadesiyle karşısına çıkıyorsunuz ve hep aynı surat ifadesiyle fotoğrafları veriyorsunuz. Fotoğraflar önemsiz değildir. Fotoğraflar önemlidir. Kişinin ışığını, enerjisini yansıtır. Siz ne kadar iyi poz verirseniz sizin karşıya yansıtacağınız ışık ve enerji de o kadar iyi olur. Bu işler aslında yani fotoğraf işlerin eskiden çok daha önemliydi. Bildiğiniz gibi stüdyo ortamlarına girilir. Orada çok iyi makinalarla, eski makineler gerçekten çok iyiydi. Orada çok iyi makinalarla çok iyi fotoğraflar çekilir. Bu fotoğraflar sunuma gider. Dosya içerisinde büyük boyutlarda, adet boyutuna yakın boyutlarda sunuma gider. Bu sunumdan sizi beğenirler, beğenmezler. Ama şimdi tabii ki ne oldu? Videolar çıktı. Videoları çok daha rahat bir şekilde ulaşılabilir oldu. Hatta boyutları çok daha küçültebiliyorlar. Bu şekilde sunum yapabiliyorlar. İnsanlar artık kendi showreel'larını yapmaya başladılar. Herkes kendi oynadığı bir diziden bir bölümü çok rahat bir şekilde performans görmek isteyen yapımcıya ve ajansa ulaştırılabilir oldular. Tabii ki günümüzdeki fotoğraf işleri biraz daha kenara kondu. Ama yine de fotoğraf önemli. Özellikle headshot. Bu headshot dediğimiz nedir? Benim mesela Facebook profilimde, şurada bir yerde hemen koyarım. Benim mesela Facebook profilimde şu anda bir headshot fotoğrafım durmakta. Yani kafa atışı Türkçe tabiriyle. Bu headshot foto sizin net bir şekilde nasıl göründüğünüzle ilgilidir. Gözlerinizin, yüzünüzün, dudaklarınızın, kaşlarınızın, göz yapınızın, kafa yapınızın, saçınızın, kulaklarınızın, burnunuzun nasıl göründüğüyle ilgili tertemiz bir fotoğraftır headshot. Aslına bakacak olursak çok temiz bir vesikalık fotoğraftır headshot. Fakat vesikalık fotoğrafla arasındaki fark headshot biraz daha net ve belirgindir ve biraz daha içinde oyunculuk barındırır. Çünkü insan en doğal haliyle, en olduğu gibi haliyle o fotoğrafta gözükür. Vesikalığı biliyorsunuz zaten nasıl bir şey olduğunu. Onu hiç açıklamayayım ben size. Gelin sizle biraz alıştırma yapalım. Bu nasıl poz verilir, nasıl fotoğraf çekilir diye. Karşınızdaki insanın sizden ne istediğini iyi anlamanızla ilgili biraz daha. Yani biri size üzül dediğinde gerçekten üzülmeniz gerekir. Ama bunu kendinizi kapatmadan yapmanız gerekir. Nasıl mı? Mesela bir üzülmek var size göstereyim. Şimdi bir de üzülmek var size göstereyim. Şimdi bir üzülmek daha var size göstereyim. Bakın üçüncü yaptığımdaki üzülmek kendimi kapatmaktı. Yüzümü tamamıyla markelemekti. Bu çok yanlış. Zaten fotoğrafçı sizi burada uyarır. Ama siz böyle yaparsanız eğer yani böyle yapmaya devam ederseniz fotoğrafçı zorunlu olarak sizi çekecek o durumda. Çünkü adam diyecek ki ben bununla mı uğraşacağım kardeşim? Ben bunu daha fazla uğraşmayayım. Benim zamanım gitmesin. Ben çekeyim fotoğrafını, onun istediği gibi olsun, öyle koyayım der. Adam sizin fotoğrafınızı çeker, çok da üzerinizde durmaz. Ama iyi bir poz,
yüzünüzü, gözlerinizi ve duruşunuzu bozmadan verdiğiniz iyi bir poz, güzel ve başarılı bir fotoğraf demektir. Gelin şimdi headshot'a bakalım. Headshot'ta da enerjinizin çok iyi olması önemli. Enerji derken bakın bu enerji olayı gözlerden başlar. Gerçekten oyunculuktaki enerji olayı çok önemlidir. Yani sizin negatif ve iyi duygular vermenizi sağlaması gerekir bu enerji olayının. Biliyorum bunu fotoğrafta vermek biraz zor. Anlatması da biraz güç bir olay ama kendinize güvenilir ve güzel bir gülüşünüzle bir headshot verebilirsiniz ki ben kendi headshot'ımın başarılı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Emsalleri tabii ki vardır. Siz gene bunları Google'dan araştırarak ki araştırmıyorsunuz biliyorum ben sizi. Ama Google'dan araştırarak bunlara ulaşabilirsiniz. Güzel headshot'lara, aktör headshot'larına. Size tek söyleyeceğim, kesinlikle taklit yapmayın. Kesinlikle kimseye taklit etmeyin. Ne duruşunuz taklit olsun, ne bakışınız taklit olsun, ne de gülüşünüz taklit olsun. Siz kimseniz, o şekilde yapın lütfen. Çünkü piyasada zaten çok fazla bu tarzda başkasına benzetmeye çalışarak yapılan fotoğraflar var. Artık hep aynı şeyleri görmekten de insanlar sıkıldı. Lütfen kendiniz olun, doğal olun ki diğerlerinden farkınız ortaya çıksın. Evet, bir diğerine gelecek olursak gülümseme olayı. Evet, gülümseme olayı çok önemli. Çünkü gülümseyin deyince birçoğu sırıtıyor sadece. Ama sırıtmamız gerekiyor. Dişlerinizin de gözükmesi gerekiyor. Aslında gülümsemek sadece ağzınız ile yapılan bir şey değil. Gülümsemek aynı zamanda gözlerinizle yapılan bir şeydir. Yani gülümsediğiniz zaman gözlerinizle gülümsemesi gerekiyor. Bir gülümseyen var mesela. Bakın gözlere. Gözlerde hiçbir değişiklik yok. Ama doğal bir gülümseme. Yani güven veren, enerji veren bir gülümseme gerekiyor bu fotoğrafla ilgili. Sinirli bakışa geldiğimiz zaman bu konuda çok iyiyiz. Yani Türkler olarak sinirli bakışta üstümüze yok. O kadar çok Kurtlar Vadisi izlemişiz ki herkes sinirli bakıyor arkadaş. Sinirli baktığında birçok kişinin çok sinirli bakışları var. Bunlara örnek vermek istemiyorum. Siz gene internetten bakın. Ben bazen çok gülüyorum. Kendimi tutamadım hatta. Fotoğraf çekimlerinde rahat olmanız çok önemli. Fotoğrafçı için de aslında bu iyi bir şey. Eğer sizin enerjiniz ve o anki ruh haliniz, fotoğraf çekerken ki rahatlığınız fotoğrafçıyla birlikte örtüşürse, fotoğrafçı da yaptığı işten zevk alıp, haz alıp daha güzel şeyler çıkarmaya çalışacaktır. Ha, bir de şu var, fotoğraf çekilirken ki arka plan çok önemli. Şu an benimki gibi göz alıcı, yani başka dikkat çekici bir arka plan olmaması gerekiyor. Siyah, beyaz, mavi, vesikalıklarda olduğu gibi ama biraz daha sade ve düz bir arka plan olması sizin için her zaman bir artı olur. Birçok ajans kayıt esnasında bu fotoğraf çekimlerini abartırlar. Nasıl abartırlar? Biz sizin fotoğrafınızı çekeceğiz, siz bize 200-300 lira verin. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kimse 200-300 liraya kişi fotoğrafı çekmez. Özellikle ajanslar. Tabii ki bu headshot ve aktör fotoğrafları olayını çok profesyonel seviyeye taşıyıp bireysel o anlamda bu fotoğrafları çeken insanlar var. Yok değil. Bunlar çok profesyonel ve çok büyük fotoğraf sanatçıları arkadaşlar. Yani çok iyi fotoğraf sanatçıları. Bu işleri bireysel olarak dışarıda, kendi belirlediği yerlerde ve kendi özel ekipmanları da yapıyorlar. Ama ajansta çekilen bir fotoğraf için kimsenin sizden 100-200-300 liraya varan, 500 liraya varan paralar istemeye hakkı yok. Biz seni albüme koyacağız. Bakın arkadaşlar, albüm, o albüm var ya, o albüm 1990'larda kaldı. Hani böyle açarsınız kapağını, kocaman bir şeydir. Size örnek olarak da birkaç tane kendi çekildiğim videolarda, aslında bunu videonun sonunda da izlersiniz zaten. Oyuncu olmak 1 ve oyuncu olmak 5 videolarında nasıl fotoğraf çekildiğimi de görebilirsiniz. Ben size birkaç tane örnek kendi fotoğraflarımdan da göstereceğim. Duyguları vermek dışında çok özel olmasa da bazı rollere ve bakışlara geçmenizi isteyebilirler. Bu sizin fotoğrafınızı çekecek olan kişiye özel olarak değişir bu durumlar. Orada ekstrem olarak istenmediği takdirde siz bir ekstra bir duygu veya pozu vermeyin. Eğer sizden denirse bana doğal bir şeyler yap, başka bir poz ver, kendini daha iyi gösterebileceğine inandığım bir poz ver denilirse tabii bunu yaparsınız ama bu biraz ekstrem olur. Fotoğrafçının o an hazır olmamasıyla da alakalı olabilir belki. Kafasında pek bir şey belirleyemez. O size bırakır biraz da olayı. Siz gene kendi pozunuzu verin.
Hatta ayna karşısında bu pozlara çalışabilirsiniz. Ama lütfen biraz eğitim aldıktan, biraz okuduktan, biraz araştırma yaptıktan sonra, biraz eğitimler aldıktan sonra, birazcık daha eğitimler aldıktan sonra bu tarz şeylere girişin. Lütfen ayna karşısında boş boş çalışmayın. Lütfen yapmayın bunu. Tamam mı arkadaşlar? Lütfen arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoya like atın lütfen. Like atarsanız ben daha çok öne çıkarım. Hani diyorlar ya, pardon özür dilerim. Hani diyorsunuz ya bazılarınız. Abi sen bu kadar videolar yapıyorsun. Hani niye bu kadar az abonem var? Niye benim bu kadar az abonem var biliyor musun? Güzel kardeşim, bana like atmıyorsunuz. Benim videolarıma like atmayınca benim videolarım öne çıkmıyor. Benim videolarım öne çıkmayınca bu sefer ne oluyor? Benim abonelerim olmuyor. Benim abonem olmayınca ne oluyor? Herkes diyor ki, aa çok kaliteli içerik çekiyorsun abi, sen niye bu kadar abone yok? Lütfen like atın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.